Nari'nin zaten boğularak öldürüldüğünü biz günler önce burada konuştuk. Hatta boğulma şeklini de ben Mehmet'e bir canlandırma yapalım. İzleyici kamera şuna bakacağız galiba. Şimdi Nari'nin vücudunun şurasında kızarıklık var Bağ Hanım. Sağ kulağın arkasında, boynunda. Sağ kulağın arkasında bir kızarıklık var. Bu Nevzat Bahtiyar'ın iddiası. İddiası. Ama bakın Nevzat Bahtiyar'ın iddialarının bugün bir üst düzey yargı kaynağımla görüştüm. Nevzat Bahtiyar'ın iddialarının %90'ını biz doğru kabul ediyoruz. Çünkü deliller onu destekliyor. Teknik olarak delillendiriliyor çünkü. Şimdi şöyle ağzını kapatıp bakın şu parmağım nereye gidiyor bir boğma işleminde? Bu parmağım da ve çırpındığını Mehmet'in şu anda düşünün. Buraya baskı yapıyor. Tam da çocuğun burasında kırmızı iz var. Yani boğulma şeklinin bunu ben kendim senaryom değil adli tıptan üst düzey bir yetkiliden öğrendiğim bilgi. Bunu da ben 2-3 gün önce A Haber'de paylaştım. 2 akşamdır da biz bu canlandırmayı yapıyoruz, konuşuyoruz. Yeni olan şu, bugün yeni olan şu, koltukta, sürücü koltuğunda da bir DNA vardı. DNA neydi? Kıl mıydı? İdrar mıydı? İdrar mıydı? Kusmuş muydu? Tükürük müydü? O ortaya çıktı ki bu Nari'nin ağız sıvısıymış. Nari'nin ağız sıvısı Salim Güran'ın aracının şoför koltuğuna bulaşmış. Oradan alınan örnek Nari'nin DNA'sıyla eşleşmiş. Zaten bu da Salim Güran'ın tutuklanma gerekçelerinden bir tanesiydi. Adli tıp olayı budur. Böyle açıklık getirmiş onunla. Ersin Hanım'a dönmek istiyorum. Ben hocam malum 91 örnek alınmıştı çocuğumuzun cenazesinden. Artık bugünlerde incelemelerin tamamlanmasını ve önümüzdeki süreçte de adli tıp raporunun bütün incelikleriyle, detaylarıyla açıklanmasını bekliyoruz. Hangi bilgilere ulaşılabilir? Siz ne öngörüyorsunuz cenazenin günlerce su altında kaldığını da değerlendirerek? Buyurunuz. Şimdi mutlaka ne şekilde öldürüldüğü ile ilgili ölüm sebebi mutlaka bu raporda çıkacaktır. Dolayısıyla detaylarıyla nasıl hangi organlarına zarar vererek çocuğun öldürülmüş olduğu netlikle ortaya çıkacaktır. Geri kalan delillerle ilgili olarak da bir takım değerlendirmeler söz konusu olabilir. Zaten çok konuşulan diş iziyle ilgili. Çünkü o incelemelerde Adli Tıp Kurumu'nda yapılmakta olduğundan bu raporda yer alacaktır. Geri kalan işte arabadaki deliller vesaire bunların incelemelerinin nerede yapıldığı ile ilgili tereddüt var bende şahsımda. Çünkü jandarmanın bu materyali incelemiş olması bekleniyor. Olay yeri incelemesi taraflarınca yapıldığından verilerin jandarma tarafından incelendiği söz konusu. Kaldı ki zaten arabada bulunan izlerin çocuğa ait olduğu ta başından beridir söylenmişti. Beyler hocamıza bir sorunuz var mı? Varsa alayım. Ben Mehmet var mı hocamıza bir soru? Yok burada ama hocamızın özellikle altını çizdiği gibi şu anda dediğimiz gibi boğularak öldürüldü bilgisini paylaşıyoruz ama bunun net olarak ortaya konduğu, teyit edildiği gün şu an itibariyle 23 Eylül olarak belirlenen tarih ve çok kısa bir süre kaldı. Bundan 6-7 gün sonra değerli hocamızın da ifade ettiği gibi neden öldürüldü sorusu teyitli bir şekilde, belgelenmiş bir şekilde ortaya konacak. Evet şu anda ulaştığımız bilgiler ve bizim gördüğümüz ve anlatılan ifadelerde tutanaklara geçen tüm ifadelerde evet boğularak öldürüldüğünü zaten günlerdir burada Nazif Karaman'la birlikte ifade ediyoruz. Ama tam olarak aracın içerisinde mi öldürüldü, ahırda mı öldürüldü ya da çuvalın içerisine konarken mi bir müdahale sonucu öldürüldü, öncesinde bir darp var mı yok mu? Tüm bunlar dediğimiz gibi bu 91 bulgu üzerinde yapılan inceleme ve yine 23 Eylül'de çıkması beklenen raporla sonuçlanacak. Dediğimiz gibi şu anda bunlar bir bilgi ama teyit olarak, rapor olarak ortaya konmuş mu? Hayır. O rapor çıkmadan delil, delile dönüşecek Mehmet. Aynen. Delil ortaya konduğunda bulgular var Banu. Raporu beklemek lazım aslında. Yani işin doğrusu bu. Bulgular var. Hocam da takdir eder ki bu bulgular adli tıpa gelip 91 tanesinden kaç tanesi delile dönüşecek? 91 taneden 5 tanesi mi, 10 tanesi mi yoksa 91'i mi?
delil olarak nereye dönecek? Savcılığa dönecek. Aslında bir de hocamıza şunu sormak istiyorum. Aslında günlerdir konuştuk ama şimdi bir de biliyorsunuz ki bir ayağının koptuğu, yani kaval kemiğinin koptuğu ve o da zaten İstanbul Adli Tıp'ta incelemesi yapılıyor. Bu raporla öldürüldükten sonra mı o bacakta kopma oldu? Yoksa öldürülmeden önce mi bir eziyet edildi? Bunu öğrenebilecek miyiz bu raporda mesela? Ne dersiniz hocam? Bu bana göre zaten cevap bulacak olan bir soru. Onun için bu sorunun cevabı için de 23 Eylül'ü beklemekte yarar oldu. Yani belli o anlaşılacak mı o raporda, onu soruyorum. Çıkar mı sizce? Anlaşılma ihtimali çok yüksektir. Şimdi hocam siz uzmanların gözle tespit edebileceğiniz hususlar olabiliyor anladığımız kadarıyla cenazeler üzerinde. Bir de laboratuvar süreçleri takip edilmeden ortaya konamayacak bilgiler var. Bu ikisi arasındaki ayrımı da anlatır mısınız bize kısaca? Şimdi şöyle, gözle görülebilir dediğimiz aslında öyle pek de gözle görülebilir şeylerin değerlendirilmediği kesin. Bu nedenle öncelikle delil toplama, yani gözle görülen ve görülmeyen noktalardan biyolojik örnek toplayarak bunları delilleştirmek gibi bir süreç var. İşte bu da otopsi zaten. Otopsi süresince görülen ve görülmeyen yerlerden örnek toplanır. Bu örnekler ayrıca zaten otopsi süreci içerisinde ele geçen veriler var. Ondan sonra da gene otopsi süresi içerisinde o süreçte elde edilen örnekler var. Bu örnekler çeşitli şekillerde değerlendirmeye alınır. Bu örnekler gerek toksikolojik analiz, gerekse patolojik analiz yapacak olan laboratuvarlar veya DNA analizi yapacak olan laboratuvarlarda ayrı ayrı incelenir. Bütün bunların sonucunda da bir rapor çıkar. Dolayısıyla aslında bu 91 örneğin kaçının delilleştirildiğini sormak bu açıdan Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler açısından doğru bir soru değil. Bu soru olay yerinde toparlanmış olan delillerle ilgili bir sorudur. Çünkü orada temelde nenin toplandığı veya görülenin de ne olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla olay yerinden elde edilen veriler evet delilleştirilecek ve orada bir soru işareti olabilir. Acaba hepsi delil olacak mı? Ama otopsi materyalinin için veya otopsi sonuçları ve değerlendirmesi için böyle bir soru doğru bir soru değil. Çünkü oradan gelen her şey değerlendirilip bir nihai rapor çıkacaktır ve de beklediğimiz de odur zaten.